Sanırım hepiniz hoş geldiniz. Şimdi dün aslında piyasayı bilgilendirecek bir video çekecektim. Fakat hala devam eden, hala belli olmayan Bitcoin'de ve yeni gelişmelerde belirsizlik vardı arkadaşlar. Bunların hepsini toparlamak istedim ve dün de biliyorsunuz Shiba'yı destekleyen bazı coinlerin tanıtımını yapmıştık. Şimdi piyasaya bir dönelim arkadaşlar. Çok fazlasıyla gelişme var. Fazlasıyla olgu var. Biliyorsunuz Bitcoin, ben bu videoyu çekerken şu an Bitcoin 24 bin dolar civarında aştı. Şimdi şu soru çok fazla geliyor. Bitcoin nasıl oluyor da 24 bin dolara aşmaya başladı? Hani çökecekti vesaire. Zaten son gelen veriyi konuşmuştuk arkadaşlar. Bir önceki videoya bakarsanız ben bir de şu mantıkla çalışmaktayım YouTube'da. Bitcoin düşeceği zaman erkenden sizleri bilgilendiriyorum. Bitcoin'de olumlu hava estiğinde de tekrar devreye giriyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi bir önceki videoya bakarsanız veriler, İstihdam verileri iyi geldi dedim. Şimdi asıl mevzu istihdam da değil arkadaşlar. Şu an 24 bini aşmasındaki Bitcoin'deki durum istihdam da değil. İstihdamın biraz faydası var. Şöyle, hikayenin başına dönecek olursak, istihdam verileri geldiğinde beklentinin altında gelmemişti. Fakat 504 binden arkadaşlar 311 bine kadar düşmüştü. Bu düşüşte piyasada tamam, Powell 22 Mart'ta tamam 25 bas puanı önümüze getirecek diye piyasalarda olumlu hava esmeye başlamıştı. Fakat daha sonrasında bir banka, ABD'de bir banka battı. Büyük bankalardan biri SVB Bank. Burada kripto dostu da bir bankaydı. Bu bankanın batması sonucunda arkadaşlar Fed acil toplandı. Powell toplandı. Biden açıklamalarda bulundu bugün. İşte tam da önemli gelişmeler burada başladı. Her şey burada başlıyor arkadaşlar. Bu bankanın batmasıyla başladı. Ve Senato'da Powell'ı suçlayanlar da oldu. Amerikan Senatosu'nda Powell'ı suçlayanlar da oldu. Ve bunun ana sebebi şu: bankanın faizleri çok fazla basmasıyla Powell'ın banka battı arkadaşlar. Arkasından bir bankada daha sıkıntı oldu. Durum böyle olunca acilen toplandılar. Ve mevzu şuraya geldi. Artık 22 Mart'ta Powell eli kolu bağlandı. Faizleri artıramayacak. Bu şekilde bir yöntemle gidecekler diye bir düşünce olduğu için de Bitcoin'de şu an yükselişi görüyorsunuz. Altında görüyorsunuz. Euro'da görüyorsunuz. Zaten bu üç yükseliş şunlarda olacaktır büyük ihtimal. Altın, gümüş, Bitcoin, Euro. Dolar endeksi uluslararasında düşüyor fakat Türkiye'de artıyor. O ayrı. Türkiye'deki dolar kuru ayrı. Uluslararasında düşüyor dolar kuru arkadaşlar. Endeks olarak dolar endeksi düşüyor. Şimdi biraz da bundan bahsedecek olursak dostlar, şu an hava olumlu. Şöyle değerlendiren bazı medyadaki uzmanlar, şunu şu şekilde değerlendirenler de var. Bu bankaların batması Bitcoin'in, tamam, Bitcoin'in Fed'in faizleri artıramayacağından dolayı Bitcoin'de iyi şeyler yaşanacak. Fakat bu bankaların, kripto dostu bazı bankaların da batması uzun vadede Bitcoin'i sıkıntıya sokabilir diye söyleyenler var. Ben pek umursamadım bunu ama inceleyeceğim yine dostlarım. Çünkü ben her şeyi incelerim ve sizleri bilgilendiririm dostlarım. Bu yüzden bunu da merak ediyorum ve inceleyeceğim. Fakat şu an hava olumlu. Yani Fed ileride 22 Mart'ta da 25 bas puanı belki vazda geçebilir. Çünkü çok sıkıntıya girdiler artık. Bu çıkmazın içindeler. Bunu kabul etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Bu da zaten gümüşü, altını fazlasıyla yukarı yönlü çekecektir diye düşünmekteyim. Bu saat itibariyle Bitcoin'de de fazla artışlar 24 bin dolar seviyesine kadar geldi. Şunu da söyleyeyim, Shiba'yı da soranlar var. Shiba'da da arkadaşlar artık beta lansmanı da oldu biliyorsunuz. Twitter'da da yayınlamıştı, Kusama da belirtti. Yani devreye de girdi arkadaşlar Shiba'nın. Beta lansmanı da oldu. Her şey tamam. Sadece tabii ki bunlar versiyon ilerleyecek. Dostlarım, sorularınız varsa yine lütfen yorumlardan yazın arkadaşlar. Piyasa şu an bu durumda. Aklıma gelmeyen bir şey var mı? Onları da şu an videoyu doğal çektiğim için arkadaşlar düşünüyorum. Aklıma gelmeyen bir şey var mı? Piyasayı konuştuk. Bitcoin'in neden yükseldiğini de konuştuk. Gözler artık bu bankalarda. Ve dediğim gibi bu bankaların şunu da söylemek isterim. Bankalarda kurtarıyorlar arkadaşlar. Daha öncesi biz Hazine Bakanı, ABD Hazine Bakanı çıkıp dedi ki bu bankaları biz kurtarmayacağız vesaire. Şimdi bu bankaları da kurtarıyorlar. Ve böyle olunca durum piyasada daha da iyileşmeye başladı riskli varlıklarda. Dostlar, bir de şunu da belirtmek isterim ki piyasada şu tehlike de vardı hatırlarsanız. İşte USDC,
ve Binance'in BUSD stabil coinleri biliyorsunuz pegini kaybetmişti. Çünkü bu banka batan bankada da USDC'nin %8'lik kısmının da bu bankada olduğu söyleniyordu. O söylenirle USDC de aşağı doğru pegini kaybetti. Arkadaşlar Tether'la USDT ile karıştırmayın lütfen. USDC ve Boost. Bunlarda sıkıntı olmuştu. USDC tekrar topladı. Ve yoluna devam etti arkadaşlar. Piyasa aslında son durum bu dostlarım. Yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğim. Bu yeni gelişmeler ne olabilir? Bunu da söyleyeyim. Bu bankalarla ilgili yeni gelişmeler olduğunda Bitcoin'i ve kripto paraları riske veya sıkıntıya sokabilecek bir gelişme olduğunda anında sizlerle olacağım yine. Sizleri bilgilendireceğim dostlarım. Dediğim gibi en çok da gözüm kulağım bu bankalarda, bu banka gidişatının Fed Powell tarafındaki sesleri ne olacak? Bunları dikkatle de izliyorum. Piyasa şu an için iyi. Fed'in 25 bas puanı dahi gelemeyeceği doğrultusunda piyasa fiyatlıyor arkadaşlar. Son durum böyle. Powell biraz kaybetti dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.